Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü program konuğum sevgili Ali Sakıcı abi. Gürsu'dayız bugün. Kendisini bir tanıyalım ilk önce. Adım Ali, soyadım Sakıcı. 1967 Diyarbakır doğumluyum. 90'dan beri Bursa, Yıldırım, Gürsu ilçesinde ikamet ediyorum. Öncelikle... Abi hobinden bir bahsedelim. Muhteşem bir hobin var. Seni tebrik ediyorum. Yani bu kupalar böyle sergileyebildiğimiz kısmı bunlar. Onu da söyleyeyim. Aynen, tabii. Evet, bunlar, bunlar görünen kısımları. Gerçekten evet abi. Şebap üzerinde yani federasyonumuzun düzenlemiş olduğu yıllık yarışmalar. Bunlar yaş yarışmaları ve ırk standartları diyelim, doğru mu abi? Tabii. Yaş yarışmalar ve şey diyecektim. Unuttum gitti. Ne abi? Serbest kategori. Tamam. Serbest kategoride yarışan kuşlar. Şey olarak, hobi olarak zaten bunlar şebap güvercin. Çakmaklı, mavi. Şu an masamızda gök yok ama çakmaklı olarak bunlar. Çakmaklıdan biraz bahsedelim abi. Şöyle ekrandan anlatabilirsem bana. Ben bunun detayını alayım şöyle güzelce. Sen çakmaklıyı bir anlat abi izleyicilerimize. Şimdi çakmaklı olarak şebap olarak, daha doğrusu şebap diyelim. Çakmaklı şebap. Genelde masa kuşu bunlar. Evet abi. Yarışma özelliği olan kuşlar. Tek renk olması. Pullarının net ve cilalı olması. Abi tek rengi bir anlatabilir misin elde? Ben detay olarak bir çekeyim abi. Tek rengimizi bir anlatalım tek abi şöyle. Tek renk olarak tek renk dediğimiz şu kafa kafa ucundan kuyruk ucuna kadar aynı renk. Yani sade bir renk. Aynı renk sırtı olması gerekiyor. Ve beli de dahil olmak tabii, üzere. Tabii. Göğüs rengi. Göğüs rengi de çok önemli. Gaga rengi. Pul rengi çok önemli. Cilalı ve biraz siyaha yakın. Yani laciverte yakın renk taşıması lazım. Özellikle bunlarda göz rengi, gaga rengi, ayak yapısı, kuyruk orantısı. Kuyruk orantısında mesela bunda tam orantılı mı abi mesela? Tabii. Mesela bu tam orantılı bir kuş. 4-4. 4 tane. Evet. Bir kenarda 4 tane bir gösterelim. Kenarda maşallah. 4 tane bir kenarda, 4 tane bir kenarda. Ortası bizim için çok önemli değil. Ortada 5 tane olabilir, 6 tane olabilir. Ama yanlarda sağda ve solda 4'er tane olması makbuldür. Ha bu 4-4 olmaz da 3-3 de olabilir. 2-2 de olabilir. 1-1 de olabilir. Peki federasyonumuzun belirlemiş olduğu en doğru kriter 4'e 4 mu abi? En doğrusu 4'e 4 olan tabii ki. Şu an, şu an en doğru örneği mi? Aşağı yukarı 10 değilse bile 9. Kuyruk tokaları çok düzgün olması lazım. Siyah ve sert olması lazım. Uçları biraz beyaz olacak şekilde. Kuyruk altı aynen böyle göründüğü gibi çok iyi olmasa da iyiye yakın bir tertemiz olması lazım. Tertemiz olması lazım. Evet. Leke olmaması lazım. Ayak yapısı. Gaga'dan bahsetmiştik. Şöyle şöyle alabilirsek abi, şöyle döndürebilirsen biraz. Şöyle masaya da bırakalım. Ha, bırakalım. Şöyle ben üzerinde. Sen ekrandan da anlatabilirsin abi şöyle. Şöyle evet. Abi. Dediğim gibi işte şebap kuşu tek renk olması lazım. Evet abi. Pulu hariç abi. Pul çok önemli. Çakmaklarda. Göklerde dediğimiz gibi gökler sade olur. Biz mavi deriz. Gök mavi deriz. Onlar da kafadan kuyruk ucuna kadar tek renk olması lazım. Şebap güvercinde. Tırnaklar siyah olması lazım. Şöyle gösterelim. Tırnaklar siyah olması lazım. Gaga siyah olması lazım. Bizim için gaga da çok önemli. Göz de çok önemli. Paçalar göründüğü gibi aşağı yukarı olmasına yakın. Dolu dolu olması lazım. Dolu dolu olması lazım. Özellikle bilekler biraz bileklerde boşluk var ama bunu daha o bir tane altı... çektim dedin paçanı çektim dedin erkek bu muydu abi?
Biraz seyrekleşsin. Dişi miydi yoksa? Şu bir tanesini çektim dedin ya paçalarını. Kırıklar vardı da. Ha o gök Ha erkeğimdi o gök benim. müydü o? Ha tamam Evet o pardon. gök erkeğimdi. Bu çakmaklı erkeğimin de paçaları şu anda eksik. Evet. Aslında sizin zamanınız biraz şey oldu. Kuşlar tüy zamanına yaklaştı. Bazı kuşlarım şu an tüyde. Çok iyi Evet. kuşlarım var. Onları çıkaramadım. Tüyde oldukları için. Elimden geldiği kadar en yakın, en hazır olan kuşları çıkarmaya çalıştım. Şebap kuşu böyle. Evet abi. Yani anlattıklarım, bildiklerim bu kadar. Şimdi gaga yapısından da bahsetmiştim biraz önce ama gaga yapısı böyle siyah olacak değil mi abi? Tabii Tek siyah kalıbı bir... olması lazım. Genelde şebaplarda siyah gaga, şayet şebap bir kuşu yavru bakıyorsa şunu örnek olarak gösterebilirim. Tamam, gösterelim hemen Yaş abi. itibariyle de biraz bu onlardan büyük. Aşağı yukarı 2-3 yaş büyük. Hem yavru baktığı için gagasında biraz esmerlik oluştu. Olabilir. Tırnağında da esmerlik olur. Zaten aşağı yukarı bu yaştaki kuşları biz yarıştıramıyoruz. Ancak serbest kategori falan olursa orada yarıştırabiliyoruz. Yıllandıkça biraz böyle Tabii yaşı tabii. ilerledikçe Aynen bir tık açma ilerledikçe biraz olasılığı var. açma oluyor. Hem puldan açıyor, gagadan açıyor. Tabii şey de değil mi? Üzerindeki pul dağınık şey mesela şurada bak bir örnek gösterelim. Tabii. Mesela buradaki Mesela bu renk. genç bir hayvan. Bu daha 1,5 yaşında falan bir hayvan. Evet. Şimdi Evet. bu renk Aynen. belki de şu renkteki bu dişi belki de ondan bile daha baskın bir renkti. Aynen. Ama yaş ilerledikçe Yaş bu ilerledikçe renge bu döndü. renge Şöyle yavaş yavaş dönüyor. yani şöyle yan yana da Aynen. alabilirsek gösterelim Dönüyor. ikisini de. Hatta şöyle alayım ben bunların ikisini de. Heh. Ama şu da var. Sistem olarak kuş yaşlandıkça daha da güzel Fizik anlamında söylüyorsun fizik değil mi abi? anlamında Evet, yaş ilerledikçe de ilerledikçe daha da güzel oluyor. renk tonları gidiyor ama Renk tonları gidiyor. fizik giriyor hayvana. Fizik giriyor bu sefer devreye. Değil mi? Aynen. Kafalar şişiyor. Aynen. Zaten şebapta olması gereken masa duruşu, fizik çok önemli. Hı. Kafa yapısı çok önemli. Bu 1,5 yaşında. Dişi mi abi bu? Evet, dişi. Maşallah. Çok güzel abi. Evet, bu dişi. Abi peki damızlık ayırırken nereye dikkat ediyorsun? Şimdi kendine damızlık mutlaka bir şeyler ayırıyorsun. Yani bu özellikle damızlık olması gerekir. Bunu hiçbir şekilde ben kadrodan çıkarmam dediğin mesela şu kriterlere dikkat ediyorum dediğin bir şey var mı? Valla var. Neyi mesela abi? Var. Ayaklarının dolu dolu olması. Paçalar full böyle dolu dolu olacak. Paçalar dolu dolu olacak. Hatta bilekten daha iyi olması lazım. Bu tam iyi değil ama iyiye yakın diyelim Evet. biz buna. Evet. Kafa yapısı çok önemli. Özellikle kuşun anatomisi çok önemli. Kafada aradığın kriter ne olacak abi mesela? Öne doğru biz alın deriz. Şöyle. Alnı geniş olacak. Bak Arkaya doğru şu da mesela tabii bu senin mesela de şu yaşı dişi gibi. ilerledikçe mesela bak Şu dişi dişi gibi. ama Mesela şu dişinin yani alnı çok iyi. Aynen. böyle bir kafa olacak. Tabii Doğru mu abi? arkaya doğru şişkin olması lazım. Boyun kısmı kısa olması lazım. Tabii. Çok yüksek olmaması lazım. Kuşun ayaktan yukarıya doğru çok yüksek olmaması lazım. Evet. Ha bacak boyu kısa olması lazım, öyle mi Tabii abi? bacak boyu ne kadar kısa olursa ayak doluluğu da o kadar güzel gösteriyor. Ha doğru. Aynen. Aradaki boyu Tabii kapatıyor, aradaki boşluk mesafeyi kapatıyor, kalmıyor. boşluğu kapatıyor. Mesela şu dişiyle şu dişinin arasındaki farkı Şöyle yan az yana çok zaten görebilirsin. aynı, evet. Ayak uzunluklarına bakarsanız siz de bunu buradan fark edebileceksiniz, Evet. göreceksiniz. Evet. Aynen. Maşallah. Tabii yüksek olması da bir ayrı bir güzellik. Masa duruşu da güzel oluyor bu sefer yine kuşun. Tabii Ama yüksek olursa ama paçalar da dolu olursa. paçalar da dolu olursa zaten çok mükemmel olur. Tadından yenmez. Tadından yenmez. Evet. Dediğin gibi. Sonra abi başka neler mesela dikkat ediyorsun damızlıkta? Valla damızlıkta Kafalıyı dedik. Paçayı da söyledik. aynen Renk zaten bizim olmazsa olmazımız. Yani renk dış olmazsa kumaşı olmazımız. mutlaka çok önemli. Muhakkak. Muhakkak öyle. Damızlıkta alacağımız yavru en az annesi ve babası kadar güzel olması lazım.
Yani anneye ve babaya yakın olması lazım. Biz hep bunu bu yavrularda anneyi babayı geçsin düşüncesinde. Evet. Hareket ediyoruz. Şimdi yavru anneyi babayı geçiyorsa demek ki üzerinde bir şeyler katmışsın. Evet. Sen bunu damızlık yapmışsın anlamına geliyor. Doğru çalışmanın tabii meyvesi. Doğru çalışmanın meyvesi oluyor bu. Bak maşallah şu hayvandaki Aynen. fiziğe bak. Maşallah subhanallah abi çok güzel maşallah ya. Bu kaç yaşında demiştin abi? Aşağı yukarı 5 yaşında falan bu. Dişi miydi bu? Evet dişi. Ha benim erkek bozan dediğim bu muydu az önce? Erkek bozan dediğimiz dişi bu. Abi çok erkeği bozar dedim ama lakabı da adı da kuşun erkek bozanmış zaten. Aynen. Maşallah. Çok sevdiğim bir dişi. Biz bilmeden söyledik ama. Kümesimin damızlık dişilerinden bir tanesi. Abi ama maşallah subhanallah Allah nazardan korusun ama kartal gibi duruyor yani. Bildiğin kartal gibi duruyor baksana abi. Yani erkek bozar lakabını da boşuna takmamışsınız bu kuşa yani. Valla daha önceki dernek başkanımız Fehmi Çalışkan kardeşimize buradan sevgilerimi iletiyorum. Fehmi Başkan'a da selamlar olsun. Onda da program çekmiştik daha önce. Evet. Çok da güzel mekanı var. Çok da güzel hayvanları var. İşe değer veren arkadaşlarımızdan biri. Gerçek anlamda tebrik ediyorum onu gelen, da. Gelen çok misafirim, çok arkadaşım. Şebapçı arkadaşım. Özellikle bu dişiyi çok beğeniyorlar. Evet abi. Gerçekten yani olması gereken kriterler %100 değil de %9 var görünümü gösteriyor. İyi abi maşallah. Aynen. Yaşına nazaran yine de kuş şu an tam fix değil. Yavru evet. bakıyor gerçi biraz zayıfladı ama. Normal abi. Normaldir tabii. Yavru bakan bir hayvan için bakın daha halen ağzının kenarlarında belli zaten yavru baktığı. Aynen öyle. Kendi yavrusuna bakabiliyor. Marifetli de bir hayvan maşallah. Aynen. Aynen bakabiliyor. Abi teşekkür ederiz. Allah can beklersin. Hepsi birbirinden güzel hayvanların var. Bunların bakımları çok önemli. Anlat abi. Ne var mesela bakımlarında? Mesela, neler? Özellikle dikkat edilmesi gereken bakımlarda neler var abi? Biz bunlara aylık kür yaparız. Ne abi bu kür? Kür kuşun bakımıyla ilgili, yemiyle ilgili. Mesela mineral. Yemlerine besi değeri yüksek ilaçlar, tozlar diyelim. Ne bileyim bu bira mayası olabilir. Markada verebilirsin abi sorun yok. Markada verebilirsin. Marka olarak çok şimdi hatırlayamayacağım. Anladım. Kür dediğimiz bu. Aylık kürler yapılır. Aşıları yapılır. Ne bileyim ergün suları değiştirilir. Değil mi? Su olmazsa olmazımız abi. Tabii. Özellikle bekletilmiş, dinlenmiş su evet, tercihimiz. Çünkü çeşmeden hemen alıp verdiğin su klor değeri yüksek olduğu için evet, abi. Biraz bu da hayvanlarda ister istemez sıkıntı yaratıyor. Dinlendirirsek klorunu... Aynen. Mevsimlik yem geçişlerimiz oluyor. Hı hı. Mesela kışlık yemimiz ayrı oluyor. Yem ne veriyorsun abi özellikle mesela? Şu verdiğin veya marka var mı? Şu markayı kullanıyorum dediğin var mı karışık anlamında falan? Depovitin var. Es yemin var. Hı. Yani çok aslında biz oraya takılmıyoruz. Biz yemin kalitesi tabii ki önemli. Evet. Mutlaka abi olmazsa olmazımız tabii. Yani yemde. Olmazsa olmazımız. Biz bu kadar kaliteli hayvan bakıyorsak yemden asla kaçmayız. Tabii hani bir tabir vardır ya belki hani klasik bir klişe bir şey olacak ama aslan besleyen yeminde düşünecek diye. Tabii aynen öyle. Yani biz öyle. Böyle değerli hayvanlar. Aynen. Ya bütün canlılar bizim için değerli. Tabii, hiç fark etmez. Yani bu şey hiç önemli değil. Hangi marka olursa olsun yem hiç önemli değil. Tabii. Ama mutlaka olmazsa olmazımız. Performans sağlayıcı yemler. Yani böyle anlatayım. Kalitesi yüksek. Yani. Protein değeri yüksek. Protein değeri yüksek. Evet. Bu arada bizim de çam sakızı çoban armağanı hediyemiz var. Birdland sevgili BRD YMD sponsorundan dolayı. Teşekkür ederiz Birdland'a da. Çok teşekkür ediyorum ben de. Var olun. Eksik olmayın inşallah. İnşallah aynı performansı bu yemden de alırsın abi. İnşallah. Çiftçi TV olarak... Tekrar size buradan şükranlarımı sunuyorum. Abi biz teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok güzel. Son toparlamak olursa buradan tekrardan Federasyon Başkanımız Sayın Mustafa Gülgen Bey'e
Bursa Şebap Güvercin Derneği Başkanımız Mehmet Karadağ yönetimine ve tüm Şebap camiası abilerime, kardeşlerime buradan sevgi dolusu saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Amin abi, inşallah. Gerçek anlamda şebapçılık, emek veriliyor. Şebapçılık zor bir iş. Hı. Çok emek isteyen bir iş. Evet abi. Böyle ne diyeyim? Herkese buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ağzına yüreğine sağlık abi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Var. Yani hepsini ve daha fazlasını görmek istiyorsanız, Şebap'ı daha da yakından, daha güzel bir şekilde tanımak istiyorsanız, sevgili Ali abinin Gürsü'deki mekanına gelebilirsiniz. Doğru mu abi? Tabii tabii. Ben, yani tabii, buyurun. Çakmaklı ben... hakkında, Gökmavi hakkında daha güzel örnekler görmek istiyorsunuz, sevgili Ali abiye ulaşabilirsiniz. Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Ali Sakacı. Evet. İsminle değil mi abi? Facebook Ali Sakacı. Ali Sakacı isminle, Sakacı. Facebook isminden ulaşabilirsiniz kendisine. Yakından görmek isteyenler, bu kupaları nasıl edinmiş, bu tecrübe nasıl edinilmiş öğrenmek isteyen arkadaşlarımız Gürsu'ya gelip Ali abiyi ziyaret edebilirler. 2013'ten beri federasyonun düzenlediği yarışmalara katılıyorum. Ne güzel abi. Allah'a çok şükür hiç boş döndüğüm olmadı. Emeğinin karşılığını alıyorsun. Emeğimin karşılığını aldım. Evet. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Demek ki doğru yapıyorsun ki emeğinin karşılığını alıyorsun. Az çok demek ki doğru yapmışız. Evet abi. Bunu gösteriyor. Herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz abi. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Evet sevgili arkadaşlarım. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz burayı bir toparlamam lazım. Tamam. Evet sevgili arkadaşlar. Ali Sakacı abinin kümeslerindeydik. Bir dahaki bölümümüzde farklı canlıların farklı kümeslerinde olacağız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Ali Sakacı abi dediğim gibi Gürsu'dan ulaşabilirsiniz. Kendisine Bursa Gürsu'da ikamet ediyor. Çakmaklılar ve Gökmaviler hakkında bilgi almak istiyorsanız kendisiyle irtibat kurabilirsiniz. Teşekkür ederiz.